Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Nurten Selma Çevikoğlu imzalı Dijital Çağda Gençleri Dine Nasıl Yaklaştırabiliriz başlıklı yazıyı sunacağız. Ülkemizde uzun senelerdir her yaştan insanımızda bilhassa gençlerimizde dini yaşama hususunda bir gevşeklik, dini kuralları kulak ardı edip onlara karşı bir umursamazlık görülüyor. Şu açık bir gerçek ki insanlar iman ve amel bakımından ne zamandır çok zayıflamışlardır. İnanç boşluk kabul etmez, imanlar zayıflayınca sözüm ona, onun yerini doldurucu, inancı sıfırlayan ateizm, deizm gibi pek çok akım ortaya çıkmıştır. Yanı sıra ahlaki çöküşteki savruluşlar, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, psikolog kapılarından medet uman hatta intihara sürüklenerek hayatlarına son verenlerin acınası halleri, ülke insanı olarak bizi derinden yaralamaktadır. Ne yazık ki dindar bir gençlik yetiştirilemedi. Esefle belirtelim ki İmam Hatipliler de bu menfiliklerin dışında değil. Nedir insanımızı, gençlerimizi dinden uzaklaştırıcı sebepler? Bilindiği üzere çağ hızla akıyor. İletişim ağlarının geliştiği bir asırda elbette insanlar arası iletişim de kaçınılmaz. Yeni gelişen teknolojik gelişmeler, onların menfi veya müsbet etkileri, bırakın gençleri, olgun insanları dahi etkiliyor. Ama gençler teknolojiye daha çabuk hakim olduklarından menfi oluşumlar pek tabii onlarda daha etkili durumda. Dijital iletişim araçlarının içindeki bilgiler, filmler, oyunlar ve benzeri sosyal medya mecraları, YouTube kanalları, Facebook ortamları, Instagram hesapları, ister istemez gençleri sarmalayarak hemen içine alıyor. Büyüklerin bunlar zararlı, aman bu tür ortamlara girmeyin demesi çözüm değil. Günümüz dünyasında özellikle gençlerin böylesi iletişim ortamlarından ayrı kalmaları hakikaten zor. Eskiden televizyon vasıtasıyla evlerimiz günah yuvası oldu derken, şimdi bu araçlar çok yönlü ve çeşitlenerek ceplerimize kadar girdi. Peki bu menfilikler karşısında neler yapılabilir? Dijital aletleri şuurlu bir şekilde kullanma tavsiye edilebilir. Bu gayeyle okullara medya okuryazarlığı dersi kondu. Ne kadar etkili olduğu orası tartışılır. Fakat bu çalışma sahanın menfiliklerini giderme adına bir tuğla koymaktadır. Dijital aletlerin zararlarından korunmak hedefli filtre süzgeci getirilebilir ama bu da zaman zaman ters etki yapabiliyor. Yapılacak en akıllıca çalışma o mecralara Müslümanların da girmesidir. Elbette bu iş için büyük emek, gayret ve fedakarlık sarf etmek gerekiyor. Popülist alanlarda dolaşan pek çok saçma ve sapkın görüşlere derhal karşı cevaplar oluşturucu, zihinleri ikna edici, uygun ve doğru muhtevaya sahip bilgileri, küçük çaplı filmleri, videoları sosyal medya ortamlarında şuurlu olarak Müslümanlar da kullanmalıdır. Bu işe özel önem atfedilmelidir. Yapılan çalışmalar, gençlerin dilini kullanarak sıkmadan, bunaltmadan hem eğlendirici hem düşündürücü olmalı. Bunun için işin dertlileri oturup kafa yormalı, alın teri dökmeli. Kanaatimizce bu iş devrin cihadıdır. Çünkü geleceğimizin teminatı gençlerimiz elimizden kaymamalı. Böylece gençlerin imani ve itikadi olarak savrulmalarının önüne geçilmiş olunur. Bugün pek fark edilmiyor ama gençlerle çok çabuk ve çok yakın temasa geçen, onlarla hızlıca maddi ve ruhi bağlar kuran din tahripçisi misyonerler, insanlarımızın dinden uzaklaşmasını temin ediyor. Çağdaşlık ve modernlik adına propaganda yapan, özellikle büyük şehirlerde kendini bu işe adamış kişiler var ve sahalarında oldukça başarılılar. Çünkü genç değişimi seviyor, yeni arayışlar istiyor, dinsiz, keyfi, özgür davranışlar hoşuna gidiyor. Gençlerin dinden soğumasına yol açan sebeplere temas etmek istiyoruz. Bunları şöylece sıralamak isteriz.
Meseleyi biraz geriden alarak hadiseye bakalım. Bir zamanlar DAEŞ bahanesiyle sözde din adına gerçekleştirilen terör olayları, kafa ve kol kesme hadiseleri kişilerin dinden soğumasına sebep oldu. Kişi kendisi İslam'ı bilmediğinden mükemmel dinimizi yanlı mihrakların lanse ettiği gibi algılıyor. Zaten adamların yapmak istedikleri tam da bu. Bazıları İslam'da savaşın emredilmesinden duyduğu rahatsızlık üzerine dinden nefret ediyor. Oysa ki kişi her şeyi sorguladığı gibi bu konuyu da sorgulayıp oradaki hikmeti kavrayabilir. Ama dinsizliğe kaymak daha işine geliyor. Kimi gençler düzgün bir rol model bulunamadığından neye inanıp neye inanmayacağının tespitini yapamıyor. Neticede bunlar ortama göre dini tercih yapıyorlar. Kimileri de insanların kader çizgisinde yaşadıklarına isyan ederek dinden kopuyor. Halbuki insanların başına gelen sıkıntılar onlarda mücadele azmini tetikliyor. Hayata daha sıkı sarılmalarını temin ediyor. Hayatta iyilik ve güzelliklerin yanında menfi hususların da bulunduğunu idrak etmemek hakikatten kopuştur. Dünyada problemsiz bir hayat yok. Hep dertsiz, sıkıntısız bir hayat isteyen gençlik hayal dünyasında yaşıyor demektir. Diğer bir husus felsefi boyutta Allah vardır, yoktur, haşa, öldükten sonra hayat var mı, güya akıllı olduğunu iddia edenler tarafından bu konuların çok konuşulması ve tartışılması da saf zihinleri ifsad ediyor. Oysa ki bu uçuk nazariyeler seneler önce çürütülmüştü. Ancak tabii bu hususta yanlı takılmak isteyenler var. Bu tür kişiler hayatı sadece dünyaya indirgemiş kişilerdir. İnsanların bilhassa da gençlerin dinden uzaklaşmasında din-bilim çatışmasının da etkisi var. Bu düşünceye sahip olanlar dini mistik bir mitoloji olarak ele alıyorlar. Dolayısıyla dini akıl ve bilim dışı olarak görüyorlar. Oysa dinsiz bir hayat insanlara bugün olduğu gibi bencillik telkin eder, buysa hem fert hem de toplum olarak insanlara felaket getirir. Sosyal medya ortamlarında dinsizlik o kadar teşvik ediliyor, ateizm ve deizmin o kadar propagandası yapılıyor ki, gençlik bu kadar yaygın bir şekilde anlatılanlara hemen kendini bırakıyor, teslim oluyor. Böylesi gençler ne din konusunda ne de kendisine sunulanlar konusunda aslında tam bir bilgi sahibi değiller. Sorsanız arkasından gittikleri saçmalıklar hakkında bir şey söylemiyorlar. Buradaki asıl mesele yukarıda bahsettiğimiz konuların gençlere nasıl yansıtıldığıdır. O sapkın ideolojiler öyle süslü kılıflarla anlatılıyor ki genç o süslemeye, o özendirmeye aldanıyor, cilalı ambalajlara çabucak kanıyor, sonrasında kayıyor. Hasılı dinden uzaklaşan gençlerin genelinin dini bilgileri zayıf, eksik ve yetersiz. Bu kişiler hayatı önemsemeyen, günübirlik takılan gençler. Daha açıkçası modernlik meraklısı olan bu grup yeni yorumları öğrenme zahmetine girmeden hızlıca dini suçluyor, dini hayatı şartlarına aykırı ve çağ dışı olarak görüyor, saçma buluyor. Şimdiye kadar insanlara hep özgür olma, kendi ayakları üzerinde durma gibi popülist kültürün telkinleri yapıldığından gençler dinin hayatlarına karışmasını istemiyorlar. Onlar canlarının istediği gibi keyiflerince yaşamanın önünde dini engel görüyor. Bu sebeplerle dini çağdaş bulmuyor, eskilerin klasik demode söylemleri olarak değerlendiriyor. Tablo budur. Evet, o zaman netice olarak gençlerin inanç, iman ve itikatlarını bozucu, zayıflatıcı, hatta ifsad edici onca menfi sahaya olumlu alternatifler sunulmalı diyoruz. Yüce İslam dininin güzellikleri günümüzde inançlı olmanın mecburi doğru istikamet olduğu, imanın kişiye huzur sağladığı, ibadetlerin kişiye nasıl bir ulvi güç kattığı, hayat enerjisi verdiği, güzel ahlakın önemi, çağın son teknolojilerini kullanarak bazen açıkça, bazen çaktırmadan, muhatap fark etmeden verilmelidir. İnkarcı akımların sapkınlıkları da tüm netliğiyle gözler önüne serilmelidir.
çağımızın iletişim teknikleriyle gençlere ulaşmanın yolu mutlaka ama mutlaka sağlanmalıdır. Bu dijital çağın bütün menfi getirilerinin yanı sıra gençlerin altyapıdan getirdiği inanç bozuklukları ve eksiklikleri inançların zayıflamasında önemli bir amildir. İnsanın çocukluk ve gençlik dönemindeki biyolojik ve ruhi değişimlerde ilk eğitimin cereyan ettiği aile yuvasının etkisi en ehemmiyetli faktördür. Ailelerdeki din bilgisi ve eğitiminin noksanlığı ve yetersizliği evdeki çocukların inanç olarak zayıf yetişmesine sebep olur. Keza ailede yetişen çocukların yaş ve seviyelerine göre dini vecibelerin verilme şekli de çok önemlidir. Kimi çocuk, anne ve babasının dini benimsetirken izledikleri olumsuz tavırlarından dolayı dinden nefret eder. Kimi de ebeveynin yaklaşımındaki şuurlu, sevdirici, olumlu yaklaşımlarında ötürü dindar olur. İnsan hayatı, maddi ve manevi yönden edinilen her yeni bilgi ve tecrübe doğrultusunda gelişir ve değişir. Maziye ait bazı bilgiler aynen kalırken bazıları yenilenir. Gencin inancı çocukluktan o yaşa kadar basamak basamak gelen süreçlerin neticesinde birikenlerdir. Hemen her genç ilk temel dini ve ahlaki bilgileri ailesinden alır. Genç bu ilk temel bilgileri kafasında sorgular, mantığına yatmayanları sorar, doyurucu cevap alamadığında bocalar, kafasında şüpheler oluşur. Bu arada tabii okulda verilenlerle aileden aldıklarının da çelişmemesi lazımdır. Okul-aile bilgi uyumu olmazsa çocuk ikileme düşer, ne yapacağını bilemez ve büyüklerine olan güveni azalır. İlerleyen yıllarda yani şahsiyetinin geliştiği dönemlerde gencin inancına karşı şüphe ve tereddütlerini giderici cevaplar verilmesi onu tatmin eder. Bazı dindar ailelerde şu problem dikkat çekiyor. Kimi aileler çocuklarından, yaşlarından üstün şeyler bekliyorlar. Ölçüsüz beklentiler çocukları dengesiz yapıyor, fazla yüklenmeler çocuğu bunaltıyor. Yaşadığımız şu hızla gelişen çağda ebeveynlerin çocuk eğitimini bilmeleri gerekiyor. Hangi yaşta ne verilir, nasıl verilir? Bugün ana babalar bunun derdinde olmalı. Yoksa çocuk imani ve itikadi açıdan noksan ve bozuk yetişir. Denebilir ki eskiler ne de güzel çocuk yetiştirirlerdi. Onlar çocuk eğitimi dersi mi almışlardı? Bu soruya cevap olarak biz de deriz ki, eskilerin zihinleri de kalpleri de bu kadar kirli bir ortamda olmadığından onlarda feraset ve basiret vardı. Şimdinin büyüklerinde bunlar var mı? Neredeyse evleri çok bilmiş çocuklar yönetiyor. Anne ve babalar küçük yaştan temel dini esasları çocuğun anlayacağı tarzda sevecen bir dille bol misaller vererek anlatmalı. Önce ana yani temel kaideler işlenmeli. Detaylar sonra yavaş yavaş öğretilmelidir. Ebeveynler iman ve inanç esaslarını evlatlarına şuurlu bir biçimde yerleştirmeliler. Bu konu için emek sarf edilmelidir. Emeksiz rahmet tecelli etmez. Bilinsin ki yanlışlar çabucak yerleşirken doğrular için uğraşmak gerekiyor. Çocukların körpe yaşlarında aldıkları ruhi eğitim yani inanç birikimleri onların hayatındaki en önemli birikimlerdir. Bu okul tahsilinden daha ehemmiyetlidir. Zira çocuk yetişkin bir fert olduğunda karşılaştığı olumlu, olumsuz her türlü hadiseye temelde ailesinden aldığı imani düsturlarla göğüs gererek tahammül gösterir. İman öyle bir hazinedir ki hayatın tüm zorlukları imanla aşılır. İman bir hazinedir. Bu hazinenin verilmediği gençler karşılaştıkları problemlerde çok çabuk intihar derekelerine sürüklenebiliyorlar. Hayat maddi tahsille değil imanla kıymet kazanır. Tabii burada manevi tahsilin önemi çıkıyor meydana. Orası ayrı bir mevzu, oraya girmiyoruz. Ama şunu söyleyelim ki ebeveynler çocuklarının hem kendilerine saygılı, sevgili olmalarını hem de dinini, vatanını, bayrağını seven kişiler olmasını istiyorlarsa çocuklarının dini yönden şuurlu yetişmeleri adına
alın teri dökmeli, emek vermeliler. Aksi hüsrandır, üzüntülü bir akıbettir. Bugün genç nasıl bir ailenin içine doğmuşsa, ister istemez onun kabulleri kendi kabulleri oluyor. Eğer ailenin dini eğitimde menfi yaklaşımları olmuşsa, genç aile dışında kendisine sunulan seçeneklere kayarak yanlışlıkların kucağına düşebiliyor. Bilinmeli ki her insan farklı bir dünyadır. Çocuklar ebeveynlerinin aynısı olmuyor. Ana baba yalnızca aynalık yapıyor. İnsanların çoğu tarafından kabul görmeyen davranışların gerisinde o davranışı oluşturan amiller vardır. Bu sebeple çocuğun yanlış davranışları olduğunda ebeveyn dönüp kendine bakmalıdır. Gençler aslında geleneklerden gelen taklitçi yahut dayatılarak zorla benimsetilmeye çalışılan dini kaidelerden çok kendi iradeleriyle seçtiklerini tercih ediyorlar. Tabii bunun tersi olarak mantıklı açıklamalarla sevdirerek samimi bir şekilde benimsetilen iman tezahürlerinde zaten problem çıkmıyor. Ailenin yanı sıra okullarda verilen din eğitiminin yeterliliği, vasfı, kalitesi de çok önemlidir. Eğitim kurumlarında verilen din eğitimi çocuğun kafasındaki sorulara cevap oluyor mu? Adı milli olan milli eğitim din eğitiminde ne kadar başarılı? Zira yetişen nesil ortada ve alarm veriyor. Haftalık 1-2 saatlik din kültürü dersleri neslimize ne kadar hitap ediyor? Öğretmenler bu konuda ne kadar samimi? Buralarda ayrı bir problem. Memleketimizde ailelerin yetişme seviyesi bellidir. Gençlerin dini hayattan uzaklaşmasının hem aile hem müessese seviyesinde önemli sebepleri vardır. Ülkemizin eğitim sistemindeki inanç konusu senelerdir ihmal edilmiştir. Ne yazık ki din derslerine maddi dersler kadar ehemmiyet verilmiyor. Okullara yalnızca din kültürü dersinin konmasıyla bu iş bitmez, bitirilemez. Neslimize eğitimin temel basamağı olan anaokullarından başlayarak ilk, orta, lise hatta üniversitedeki tahsil hayatında tamamıyla inancı esas alan bilgiler ışığında dersler verilmelidir. Biyoloji dersinden matematiğe kadar tüm yollar Allah Teala'ya çıkmalı ki gencin kafasında inancına dair hiçbir şüphe ve tereddüde mahal kalmasın. Böyle olursa gençler inançları bütün olarak yetişir. İnancı sağlam olan hayatın zorluklarının üstesinden azimle gelir. Kimse gençlerin hayattaki en önemli enerjileri olan imanlı ve inançlı olmasından korkmasın. Ürkmesin, çekinmesin. Bunun sağlanması adına yeni Türkiye zemininde acil çalışmaların yapılması elzemdir. Sonuç olarak şunları diyelim. Bu iç acıtıcı problemlerin bitirilmesi için bilhassa Türkiye yüzyılı çağı idealiyle yola çıkılmışken, gençler en baş basamaktan başlayarak son eğitim basamağına kadar şuurla, büyük bir idrakle, en ince detaylarına kadar düşünülmüş bir eğitim seferberliğiyle tekrar dine yaklaştırılmalıdır. Dolayısıyla ailesinden milli eğitimine, sivil toplum kuruluşlarına kadar çok yoğun bir çaba ve emek sarf edilmesi gerekiyor. Tabii bu çalışmalar kısa sürede cevap alınacak şeyler değildir. Ancak hem kısa süreli hem uzun vadede çözüm odaklı çalışmaların yapılması elzemdir. Gerek aile gerekse okullarda inanç eğitiminin verilmesi neslimiz ve dahi gençlerimiz için hayati önemi haiz bir çalışmadır. Şuurla, sevdirerek, nefret ettirmeden verilmesi, verilenlerin muhatapların yaş seviyesine indirgenmesi, kalıcı olması gibi faktörler bu önemli çalışmada ehemmiyet arz eder. İnsan duygularıyla değerlidir. İnanç eğitimi duyguya hitap ettiği için çok kıymetlidir. Üzerine ne kadar çok düşülse yeridir. Gençlerin dini değerlerden uzak yetiştirilmesi onların geleceğini olumsuz etkiler. En ufacık bir olumsuzlukta bugün olduğu gibi hayata küsmeye, cana kıymaya kadar işi götürür. İnanç, zorluklar karşısında insanın hayata tutunmasını temin eder. Fert hayatı ve karşılaştıklarını o zamana kadar inandığı değerler doğrultusunda değerlendirir. Gençleri dinle barıştırmanın yolu eğitim alanında mutlaka bulunmalı ve onlara ulaşılmalıdır.
hızla dijitalleşen çağda geleceğimizin teminatı gençlerimizi kaybetme gibi bir lüksümüz yoktur. Vesselam.